Şimdi şurayı şöyle bir demin hızlıca yaparken saladık. Şurayı şey yapalım. SQL parameter dizisi yapalım. Sayın arkadaşlarım, dizi gönderelim. Orada zaten for üç dönüyoruz ya. Bunun hepsini diziye çevirdim. Zaten burada da for üçte dizi dönüyorum. İçeride bir sıkıntımız yok. Var mı sıkıntımız? Koleksiyon değil, diziye çevirdim. Koleksiyonlar da şey değil mi? Yok, o olmuyor. Hani bizim istediğimize cevap veremedi. İçinde bir şey değiştirmiyoruz hocam. Efendim? İçinde hiçbir şey değiştirmiyoruz. Tamam. Ne hatası veriyor ya? Hayır, vermiyorum. Daha bilmiyorum. Ben nerede olayım? Ya hata dediğin nedir ki ya? Hop hop. Bir saniye, sakin ya. Evet, oldu galiba kanıcı. Şöyle bir elemanlı bir parametre listesi tanımladım. Efendim? Ne yaptınız hocam? O değil mi? Bir elemanlı bir dizi tanımladım. İlk elemanla diğerini koydum. Ve böyle bir F5'e basıyorum. Evet. Firefox baştan yapıyor makine resmini. Yarım saat açamıyor. Sen de benimki patlayacaktı, benimki de patlasın da bakalım. Niye çok aptal bir yere patladı, ben anlamadım böyle kaldım. Hadi ya. Evet. Benim sayfam açılamadı ki ya. Login olayım. Çok düşündü ha. Bu kadar ağır. Geçen hafta böyle değil mi? Şimdi şurada da video çekiyorum, şey yapıyorum ya. Smart kontrol ya. Hop patladık. Evet, aynen burası patladı. Ben de gelmiyor ya. User ID'de kolon ismi olmadı diyor ya. Geçersiz diyor. Nasıl? Nasıl? Tamam, nickname. Nasıl bir sıkıntımız olabilir ki ya? Şuraya bir şey yazdaydık, iyiydi yalnız. From yazdaydık. Alet haklı. Hani nereden çekecek? Ya söylemişim size. O da söyledin ya. Allah ya. Vallahi onu. Video vereyim mi hocam? Video. Ha, ben yazdım, gene de hiç bir şey olmadı. Bu da mı değil mi? Bu da mı değil? Hala yazdım. Aha. Bir de
Haydi patla, haydi patla, haydi. Şuraya bir de transaction yazalım bari. Bu kadar klasmanas yaptık. İki transaction da yazalım. Yine mi patladı? Ya benim bilgisayarım çok yavaş. Ben şu an deli oldum ya. Hocam benim telefonum bir çekilir mi? Hadi. Hadi lan. Hocam ne oldu? Hocam bana bir şeyler oldu. Valla şey geldi. İsim geldi mi yukarıya? Giriş yaptım ama hoş geldin sen dedi ama şey şurada bir şey geldi. Ne oldu orada? Ya hoş geldiniz dedi. Giriş yaptım da onlar. Tamam işte. Olay olarak onu yapmaya çalışıyoruz. Ama şey geldi. Gerekmiyor. Senin de hata var ya. Nickname yanlış yazmış. Adamın dibi ne? Hocam ben böyle şeyler yapıyorum. Adamın dibi şu. Biz buraya bunu kaydederken nickname yazdık. Nasıl yanlış ya? O ben yazdım, o ben yazdım. Evet, yazmasan yanlış. Ya nereye yanlış yazdın? Nasıl zırnık etti? Çıkmış mı? Kim o? O, harf hatası olabilir. Bu şey. O zaman gelelim. Şimdi seçtiğimiz bir kere değer atıyoruz. Daha sonra adam çıkış yapıp tekrar giriş yaparsa aynı oturum içerisinde yani browser'ı kapatmadan saving hala burada kalıyor. Şöyle bir olay yapalım buna. Session user name diyeyim. Eşit İşte membership'teki bir dakika o zaman şöyle yapacağız. Ve farklıysa naldan hani olur kısmete şey olur patlamayalım. Ve session username farklıysa membership.getUser'ın username'inden. Session user ID username membership'ten gelen username'i buraya koyayım. Evet, şimdi adam çıkış yaptıktan falan bir şey olsa yine farklı bir isimle gelmemiz lazım. Benim bilgisayarım takılıyor. Biz test ederse bunu hızlı bir şekilde çözebiliriz yani. Bir şey mi diyor? Çıkış giriş yapsana. Şuna yazdın değil mi? O zaman çık tekrar gir. Adamın dibi hep takılı kalıyordu orada ya. Hani adam çıkıp başka user'la girerseyken o user'ınki gelmiyordu. Adamın dibi muhabbeti ne oldu? Gördün mü? İşte hata çıktıkça buluyoruz. Yani her şey öyle birden aklımıza gelmiyor ki. Yüzüneyime daha değer atamadım. Atadım aşağıda şurada. Ne oldu ben mi deneyim? Dur ben bir F5'e basayım ya. Tamam bir dakika şuraya bir tutsink yazalım. Şuraya bir tutsink yazalım. Yok bu null kontrolüne gerekiyor zaten null geliyor. Patlıyor mu? Daha şıkkı. Daha şıkkı. Daha şıkkı.
Yüzünü silver şeyden. Baktayamaz ya, ağzımın okurabilir miyim? Şöyle. Lil'in üstüne bir gelsene masumla. Nal mı yazıyor? Lil'i. Bunun üzerinde hiç çıktı ne kadar? Ha aynı şu hatadan çıktı değil mi sende de? Aynen bundan çıktı bak ben sana söyleyeyim. Aynen aslında. Sıralama şöyle yapsak nasıl olur? Yok bu olmaz ya, dur bir saniye. Çakma mı çözüyor? Evet, direkt çok çakma oldu ya, dur kapatayım. Yani ben sizin ses tonunuzu da alacağım. Kodlanan da değil ya. Şimdi bir kere nickname Nal olacak. Ve aynı zamanda bundan olabilir. Veya Nal'dan farklıysa veya seçim nesnesi diğerinden farklıysa. Tamam o zaman bir daha bakayım şimdi. Station nickname eşit Nal'sa çalıştır. Ve aynı zamanda bu Nal'dan farklıysa yok Nal'sa çalıştıracak. Nal'sa ya da hem Nal'sa veya yok bunu ben bölmek için koydum ya. Hani gözüm daha rahat görsün diye. Nickname Nal'sa, username Nal'sa ya da username bir yönden farklıysa. Haydi çalış, haydi çalış, haydi. Aldım. Olacak tabii, kim yazdı? Tamam. Tamam. Benim açıdan da açamadı zaten. Niye böyle olduysa. Sen çalıştırdınız mı? Çalıştırdım da gelemedi ya. Düzeltelim o zaman bari. Şimdi bir de ben deneyeyim. Login olalım. Yazarım gibi. Şuraya admin 1 ile bir giriş yapayım. Adamın ne bir çıktı? Çıkış yaptım. Tekrar giriş yapayım. Yazar 01 ile giriş yapıyorum. Küm çeksek mi? Ne yapsak ya? Yazarla girebiliyor musun? Yazar ya. Ne adam gibi geldi ya? Yazar 01 ile giriş yapıyoruz. Hadi Arapçı bak çek bakıyor ya. Nereden geliyor? Yalan ilgalanına girdi birden ya. Şurası niye böyle oldu? Nickname neymiş? Nickname adamın gibi. Ne? Benim niye çalışmadı? Şurası ne diyecek? Hocam image editinde o direkt koyup bunun için mi çalışıyor sadece? Hı hı. Şimdi şöyle bir durumumuz oldu. Şurasını ben şey dedim. Nal mı dedim? Burası nal değil dedi. Sonra buranın kontrolünü yaptım. Burada bir tanesinde tamamdır dedi. Ama ikisi aynı anda olmadığı için gene olmadı. Yani bak şurayı komple alırsam burası false çıkıyor. Bizim şu an çerçevesinde buranın true çıkması lazım.
Şöyle yaparsan turu çıkacaktır. O zaman bir şurayı şöyle deneyeyim. O da çok değiştirdim ki ben şu an burayı. Ben tazeye kaldırsam da bir kaldırsam. Evet hocam. O ne yapmaları kaldırsam. Şöyle. Ben gözüm görsün diye koydum da sonradan şey yaptım. Adam sabahdan beri kendini parçaladı orada ya. Of, baştan Firefox'u baştan yapıyoruz ya. Harbi şiştim yani. Bilgisayarım da açılıyor. Yok ya, bilgisayarım şu an çok yoğun. Videoyu bana RAM al diyor da ben inatla almıyorum yani. Evet. Ha, şimdi yazarın dibi geldi. Doğru geldi. Çıkış yapalım. Bir de U01 ile gireyim o zaman. Evet, şimdi istediğiniz ne oldu? Hocam bu dolanak ve bilmiyorsa o aralarda küçük çizgiler var ya. Aha. Bunlar template'ten mi geldi? Template'ten geldi. Hem düz oluyor ya, hiç böyle temiz oluyor, uğraştırmadan. Tamam, o zaman böyle çözdük. Adamlar da giriş yapabiliyor, çıkış yapabiliyor. Yeter, bu çok bile ya, hani. Nereye açayım ya? Evet, burası. Evet. Şimdi. Şurada. Şu drop bir tane bir şey var. Açılan menü var burada. Adam yapmış. Şuraya bir tane daha koyalım diyorum ben. Veya şunun bir tanesini kaldıralım. Yalnız yönetici özel olsa da yönetici giriş yaptığında çıksın. Olar mı? Nasıl yapılabilir? Sen de yapabilirsin. Not arkadaş. Alıyorsun değil mi not? Şuraya bir adet disk koyarsın. Anla işte bundan işte. Ben de şey diyorum bundan işte. Roll group diye bir şey var. Ne ekledin? Şuraya gelip yönetici diyorum. Ya. Burada artık bir yaratıcı gibi. Aynen öyle. Ne yapıyoruz ya? Of. Karıştırdım yine. Yazdım bir şeyler de yerim sen. Tamam, adam kaçırmamış. Sorun yok. Valla ben kopyes yaptım da sen yazar mısın? Kopyes mi yaparsın karışmam. Tamam, bu kadar. Bir şey derdim de nasıl sağ. Dur, şey eksik şurada ya.
Şu mavi yanıyor. Şunu de eklememiz lazım. Hocam onu nasıl çekeriz? Nasıl yani? Dur bir de ben bir F5'leyelim bakalım nasıl çalışacak. Açılsın da bakalım. Ama bunun admin yazar ölçü de görebilecek değil mi? Tek yönetici görecek. Yani sadece admin. Admin ya da X bir şey. Yönetici rolüne sahip olması yeterli. Ha, rolü yönetici olarak. Var var. Hadi be arkadaşım ya. Evet. Şu an burada şey çıkmıyor. Yönetim zımbırtısı. Yazarla, önce yazarla girmek istiyorum. Yazar sıfırı. Yazarla, ha yazar sıfırı değil mi? Yazarla girelim, herhangi değişiklik yok. Çıkış yapıyorum. Ve giriş yapıyorum. Adminle girelim. Bu yönetici. Evet, şey yapalım, enter yapalım ya. Ve burada yönetim paneli çok da temiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tıklayınca da çatı danak. Şeye çıkacak da çıkamadı. Kategori işlemde ASPX açıp daha düzgün bilgisayarla hızlı çalışacaktır. Temiz. Hocam kodları açar mısınız? Evet şöyle. Durdurayım şimdi. Tabii var. Videoyu durdurayım işte. Yarın kaldım ben de ediyorum.